Osmanlı ekonomisinin sanayileşen Avrupa ile rekabet edemez duruma gelmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez. Merkezi otoritenin zayıflaması tabii ki etkili bir durumdur arkadaşlar. Çünkü Osmanlı devleti içeride isyanlarla uğraşırken maddi kayıplar da yaşayacaktır değil mi bu isyanları bastırmak amacıyla. Ve devlet otoriteyi sağlamadan sanayileşebilir mi? Tabii ki sanayileşemez. Dolayısıyla doğru. Tımar sisteminin bozulması. Tımar sistemi üretimde sürekliliği sağlayan bir sistemde arkadaşlar. Bu sistemin bozulmasıyla birlikte tabii ki Osmanlı devlet gelirleri düşeceği için yine Avrupa ile rekabet edemez duruma gelecektir diyebiliriz. Savaşlarda alınan başarısızlıklar zaten arkadaşlar maddi anlamda Osmanlı Devleti'ni çok olumsuz etkileyecek. E dolayısıyla bu da etkili olur. İstimalet politikasının uygulanması. İstimalet politikası neydi? Hoşgörü politikasıydı arkadaşlar. Özellikle Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan gayrimüslim unsurlara karşı Osmanlı devleti her zaman hoşgörüyle yaklaşıyordu. Bu politikayı biz Balkan topraklarında da görüyoruz arkadaşlar. Ancak hoşgörü politikasını uyguluyor diye Avrupa ile rekabet edemez duruma gelmiş olabilir mi sanayi noktasında? Olamaz değil mi? Yani hiçbir alakası yok arkadaşlar bu durumun. Dolayısıyla D olmaz tabii ki. Toprak kayıplarının yaşanması da yine Osmanlı Devleti'ni maddi açıdan olumsuz yönde etkileyecektir. Gümrük gelirlerini düşürecektir. Dolayısıyla bu da tabii ki sanayileşen Avrupa ile rekabet edemez hale geldiğini gösterir bize. Bu sebeplerle cevabımız D olur. Osmanlı Devleti'nde sanayileşme çabalarının sonuçsuz kalmasında durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Sermaye birikiminin yetersizliği tabii ki etkili olacaktır arkadaşlar. Çünkü Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki son dönemlerde özellikle savaşlarda başarılı olamıyordu. Bu da tabii ki devlet gelirlerinin düşmesine sebebiyet verecek bir durumdur arkadaşlar. Dolayısıyla sanayileşme çabaları içerisinde tabii ki bir sermayeye ihtiyaç vardır. Osmanlı Devleti maddi açıdan zaten zor durumda olduğu için için sermaye birikimi yetersiz kalacak ve sanayileşme çabaları da sonuçsuz kalacaktır diyebiliriz. Bilimde ve teknolojide geri kalınması zaten Osmanlı Devleti için en önemli durum arkadaşlar. Çünkü bilimde ve teknolojide zaten geri kaldığından dolayı Avrupa devletlerine yetişemiyor, sanayi anlamında da başarılı olamıyor. Onlar bilim ve teknolojide daha ileride olduğu için Osmanlı Devleti bu noktada başarısız olacak diyebiliriz. Geleneksel iktisadi düşünce biçimi evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde hakim olan bir düşünce biçimi. Özellikle Osmanlı Devleti'nde zaten sanayileşme değil tarım yapılıyor arkadaşlar ve e, tarım tarımda tabii ki verimlilik esasına dayanmayan yöntemlerle geleneksel ilkel yöntemlerle yapılıyor. Bu da tabii ki Osmanlı Devleti'nin sanayileşme çabasını olumsuz yönde etkileyecek bir durumdur diyebiliriz. Sonuçsuz kalmasına sebebiyet verecektir. Bu yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olur. Verilen boşluklarda söz edilen ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere, Fransa, Hollanda gibi Avrupalı devletler 16. yüzyılın sonlarına doğru nokta nokta sistemi sayesinde sermayelerini güçlendirmiştir. Batı'da bu tür gelişmeler yaşanırken Osmanlı Devleti nokta nokta karşıtı politikalar izlemiştir. Arkadaşlar burada bahsedilen sistem tabii ki merkantilizm sistemi olacaktır. Özellikle 16. yüzyıldan sonra merkantilizm sistemi Avrupa'da etkin olacak bir sistemdir. Ülke içerisinde altın ve gümüş gibi rezervler ne kadar fazla olursa bir devlet o kadar zengin olur düşüncesiyle Avrupalı devletler hareket etmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla boşluğa tabii ki merkantilizm gelmeli diyoruz. Diğer kavramlarımızı da kısaca açıklayalım. Hümanizm zaten insanı ön plana alan insan sevgisi demektir. Liberalizmde ise bireysel özgürlük vardır arkadaşlar. Sekülerizmde dünya hayatı ön plana çıkarılır yani dini olaylar bir kenara bırakılırken daha çok dünyevi hayat ön plana çıkarılır. Sosyalizmde ise arkadaşlar e, özel mülkiyet yoktur, e, sınıflar yoktur, her şey devlete aittir, İnsanlara ihtiyacı kadar destek verilir. E, onun dışında insanlar özel bir mülkiyet elde edemez düşüncesi vardır diyebiliriz kısaca. Dolayısıyla cevabımız aşık olur. Osmanlı Devleti'nde sanayi eğitimi vermek, gümrük vergisini artırmak, sergiler açmak ve esnaf içinde şirketleşmeyi sağlamak gibi görevleri olan ve sanayileşme yürütecek personeli yetiştirmek amacıyla 1860'da kurulan komisyonun adı nedir? Arkadaşlar bu komisyon tabii ki ıslahı sanayi komisyonudur. E, soruda da bahsedildiği gibi aslında Osmanlı sanayileşmesi için oldukça önemli bir komisyon arkadaşlar. Çünkü sanayi eğitimi de veriliyor. Yani personel de yetiştiriliyor. Bu noktada oldukça önemli diyebiliriz. Sanayi nefise. içinde sanayi geçtiği için aklınıza sanayi ile ilgili bir şey gelebilir arkadaşlar ama burası güzel sanatlar okuldur. Lütfen bunu unutmayalım. Darül Marif ise bakın adı üzerinde Marif Eğitim demekti zaten. Osmanlı eğitim tarihinde Avrupa'yı okul planında yapılan İlk okuldur arkadaşlar aslında öyle diyebiliriz. Dolayısıyla modern bir okuldur diyoruz. Darül Kur'a geldiğimizde Kur'an-ı Kerim eğitimi verilen okul arkadaşlar. En doğru biliyoruz zaten. Osmanlı'da değil mi saray içerisinde özellikle devlet memuru yetiştirmek amacıyla oluşturulmuş olan okuldur. Bu yüzden cevabımız tabii ki B şıkkı olur. Bu yardım karşılığında Osmanlı ile İngiltere arasında imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Mehmet Ali Paşa tehdidi karşısında Sultan II. Mahmut Rusya ile 1833'te Hünkar İskelesi anlaşmasını imzalamıştır. Ancak bu anlaşma ile Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını Rus tehdidi altında hisseden İngiltere, Mehmet Ali Paşa sorununda Osmanlı Devleti'ne yardım etmiştir. Arkadaşlar burada bahseden anlaşma tabii ki Balta Limanı Ticaret Anlaşması'dır. ÖSYM'nin de çok sevdiği bir anlaşma bu arada arkadaşlar yani sorularda çıkmış sorularda sürekli görebileceğiniz bir anlaşma bu anlaşmayla ne oldu peki Osmanlı ekonomisine balta vuruldu diyebiliriz tekel sistemi kaldırıldı İngilizler diledikleri miktarda ham maddeyi satın alma imkanını elde etmiş oldular arkadaşlar İş ticarette yine İngiliz tüccarların oldukça etkin olacağını ifade edebiliriz dolayısıyla cevabımız tabii ki değişik olur diğer anlaşmalardan da kısaca bahsedelim Kütahya Anlaşması Mehmet Ali Paşa ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan bir anlaşmaydı. Londra Boğazlar Sözleşmesi 1841'de yapıldı arkadaşlar. Pek çok devletin katılımıyla yapıldı. Boğazların barış zamanında savaş gemilerine kapalılığı uluslararası bir yükümlülük altına alınmış oldu aslında. Böyle diyebiliriz kısaca. Berlin Anlaşması 93 Harbi sonrasında yapılmış bir anlaşmaydı arkadaşlar. E, Paris Anlaşması ise Kırım Savaşı sonrasında imzalanan anlaşmadır. Dolayısıyla cevabımız değişik olur. Verilen boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bir bilgi verilmiş olur. 1853-1856 yılları arasındaki nokta nokta masrafları nedeniyle Osmanlı dış borçlanmaya başvurmak zorunda kalmıştır. Arkadaşlar Osmanlı Devleti ilk dış borcunu Kırım Savaşı'nda İngiltere'den alacaktır. Dolayısıyla cevabımız tabii ki Kırım Savaşı olacaktır diyebiliriz. 93 Erbi 1877-78 yıllarında Rusya ile gerçekleşmiştir. Porut Savaşı 1710 10 11 yılları arasında yine Rusya ile gerçekleşen bir savaştır. Çeşme baskını 3. Mustafa döneminde 1770 yılında gerçekleşecek arkadaşlar. Mısır sorunu ise Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorunudur. Osmanlı valisi arkadaşlar 2. Mahmut döneminde. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olur. Bu yetersizliğe çağrı olmak amacıyla Ottoman Railway Company adlı İngiliz şirketin ve Almanların Osmanlı topraklarında inşa ettikleri demir yolu aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir. Osmanlı'nın iç pazarlarına nüfuz etmek isteyen Avrupalılar bunun önünde en büyük engel olarak ulaşım yetersizliği görmüştür. Arkadaşlar evet tabii ki de Osmanlı devletinde biliyorsunuz ki ulaşım yetersizliği elbette söz konusudur. E, İngilizler ve özellikle Almanlar Osmanlı topraklarında Elbette siyasi anlam dışında ticari anlamda da etkin olmak istiyorlardı. Bu yüzden de e, İzmir Aydın ve Bağdat Berlin demir yollarını inşa ettirmişlerdir diyebiliriz. İngiliz şirketin İzmir Aydın Almanların da tabii ki Bağdat Berlin demir yolunu inşa ettirdiklerini ifade edelim. Dolayısıyla cevabımız aşık olur. Bir tür hazine bonusu olan bu senetlere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Dış borçlanmaya rağmen masraflarını karşılayamayan Osmanlı Devleti bir iç borçlanma anlamına gelen kağıt para basımına başvurmuştur. Arkadaşlar iç borçlanma dediğimiz şey Eshamı ı Cedide olarak tarihe geçmiştir. Dolayısıyla burada bahsedilen kavram tabii ki Esham-ı Cedide olacak. Ruznamçe günlük gelir gider dengesinin kaydedildiği defter arkadaşlar. Mukata topraklar bir Biliyorsunuz ki bir iltizam sistemi vardı. E, hazineye devlete ait olan belli bir e, bölgenin gelirlerinin belli bir bedel karşılığında verilmesiydi arkadaşlar. Biz o topraklara mukata topraklar diyoruz. Eşgal defteri ise Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz ki Hristiyan çocuklar alınıp yetiştiriliyordu. O çocukların kimliklerinin yer aldığı arkadaşlar defterler. Yani nereden alındığı, isimleri neydi gibi bilgiler eşgal defterlerinde yer alır. Tahrir defterleri ise arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz ki fethedilen bölgeler var. E, alınan yerlerde bulunan e, ve ve vergiye tabi olan aslında insan ve mal varlığını tespit etmek amacıyla oluşturulmuş defterlerdir diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız tabii ki değişik olur. Buna göre çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir? Osmanlı Devleti 20 Aralık 1881'de yayınladığı Muharrem Kararnamesi ile Maliye Bakanlığı dışında bağımsız bir duyunu umumiye yönetimi kurulmuştur. Bu yönetim İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Osmanlı ve Galata bankerlerini temsil eden 7 kişilik bir konseyden oluşmuştur. Osmanlı Devleti duyunu umumiye yönetimine 6 kalemden oluşan vergi gelirlerini vermeyi kabul etmiştir. Yani Osmanlı ekonomisindeki olumsuzluklar söz konusu değil mi arkadaşlar bakalım? Osmanlı devletinin ekonomik bağımsızlığını kaybettiğini ifade edebilir miyiz? Tabii ki çünkü gördüğünüz gibi Osmanlı devleti vergi gelirlerini yabancı devletlere vermeyi kabul etmiş arkadaşlar. Ekonomik olarak bağımsızlığını kaybettiğini ifade edebiliriz. Bu yüzden birinci öncül tabii ki doğru olur. Avrupalı devletlerin Osmanlı ekonomisine katkıda bulunduğu, hayır tabii ki arkadaşlar onlar sadece verdikleri borçları geri almak amacıyla bu şekilde Duyun-u umumiye gibi kuruluşların kurulmasını sağlıyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncül elbette olmaz. Osmanlı'nın mali yönden iflasını açıkladı. Özellikle Muharrem kararnamesi ve tabii ki duyunu umumiyenin varlığı arkadaşlar bize bunu gösterir. Osmanlı devleti borçlarını ödemek için eğer böyle bir sisteme başvurmuş ise mali yönden iflas etmiştir diyebiliriz. Dolayısıyla 3 öncül öncülde doğru olmuş olur. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 3 yani değişik olacaktır. İttihatçılar, her savaşta Türk olmayan unsurlar servet sahibi oluyor, Türkler evlatlarını savaşa gönderdikleri için geçim sıkıntısına düşüyorlardı. Bu nedenle Türkleri ticarete teşvik etmek ve kendilerine kolaylık göstermek gereklidir söylemiyle aşağıdaki politikalardan hangisini uygulamaya koymuşlardır. Arkadaşlar tabii ki milli iktisat politikasını uygulamaya koyacaklar. Bu politikayla birlikte Türklerin ticarete etkin olmalarını sağlayarak aynı zamanda milli ekonomiyi de güçlendirmiş olacaklardır diyebiliriz aslında. Nar sistemi fiyat belirleme sistemiydi. İltizam sisteminde ise Osmanlı devlet gelirlerinin belli bir bedel karşılığında kişilere devredilmesiydi arkadaşlar. Mütekabiliyet esası karşılıklılık demekti. Denge politikası ise Osmanlı devletinin özellikle Avrupa devletlerinin kendi aralarındaki çıkar çatışmalarından faydalanarak varlığını devam ettirmesiydi diyebiliriz kısaca. Bu sebeplerle cevabımız eşlik olur. Göçmenlerin Anadolu'da iskanlarının düzenli bir şekilde yapılabilmesi için yayımlanan kararnamenin adı nedir? Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki göçlerin sosyoekonomik ve toplumsal yönden olumlu ve olumsuz birçok etkisi olmuştur. Arkadaşlar tabii ki iskanı muhacirin nizamnamesi kurulacak. Göçmenler bu şekilde düzgün bir şekilde iskan ettirilmiş olacaklardır diyebiliriz. Cevabımız tabii ki A olur. Ramazan ile arkadaşlar birlikte Osmanlı Devleti artık dış borçlarını ödeyemeyeceğini açıklayacaktır. Muharrem Kararnamesi ile birlikte ise Osmanlı Devleti'nin ödeyemediği iç ve dış borçları düzene sokulacak ve bir ödeme planı aslında oluşturulacaktır diyebiliriz kısaca. Rusum Sitti'ye geldiğimizde ise arkadaşlar Osmanlı Devleti duyunu umumiye, duyunu umumiye idaresine bıraktığı 6 tane vergisi var. Rusum Sitti olarak geçer. Tuz, tütün, damga vergisi. Pul gelirleri, içkiler üzerinden alınan vergiler, balık avı vergileri gibi vergiler arkadaşlar duyunu umumiye bırakılacaktır. Darülmülk ise başkent anlamına gelen bir kavramdır diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız aşık olur. 19. yüzyıl sonlarında İstanbul'da görülen salgın hastalıklar nedeniyle 1891'de belediye reisi başkanlığında kurulan komisyonun adı nedir? Arkadaşlar bu komisyonla da tabii ki hıfzı Ha komisyonu olacak. Osmanlı Devleti'nde özellikle insanları salgın hastalıklardan korumak amacıyla koruyucu önlemlerin alındığı komisyondur diyebiliriz. Meclisi tahaffuz ise arkadaşlar bulaşıcı ve salgın hastalıkları karşı ülkeyi korumak amacıyla açılmış olan meclis yani aslında karantin uygulamasının yapıldığı meclistir diyebiliriz. Cemiyeti tıbbiye i Tıbbiye'ye geldiğimizde ise burada arkadaşlar sağlık personeli yetiştirilir diyebiliriz kısaca. Meclisi i sıhhiye Umumiye de ise arkadaşlar e, ülkedeki sağlık sorunlarına dair genel yetkileri elinde bulunduran bir e, kuruluştur diyebiliriz kısaca. Duyunu Umumiye de genel borçlar idaresidir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız değişik olur.